Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şimdi NTV'nin konuğu olacak efendim. Bu yüzden sözü Ankara'ya, Funda Göre'ye bırakıyoruz. Teşekkürler Seda Öğretir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem erken seçim kararı ile ilgili yorumu, onunla birlikte belki de daha çok merak edilen Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, bu konudaki çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı, kritik başlıkları Bülent Tezcan'a soracağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Gelelim erken seçim kararına. Sizce neden alındı bu erken seçim kararı? Oradan başlayalım. Bekliyor muydunuz? Yönetemediklerinden. Çok açık AK Parti Türkiye'de bir tek adam rejimini yerleştirme çabası içerisinde 20 Temmuz darbe, 15 Temmuz darbe girişimini önledik milletle beraber, siyaset kurumu, parlamento. Bunun arkasından 20 Temmuz darbesini yaptılar. Türkiye'yi bir demokrasiye taşımak yerine, onu bir demokrasi fırsatına çevirmek yerine, güçlü bir parlamento, etkin bir parlamentoyla süreci düzenlemek yerine olağanüstü hal ilan ederek 20 Temmuz'da darbesi yaptılar. Parlamentoyu devre dışı bıraktılar. O günden sonra hızla adım adım Türkiye'yi bir tek adam rejimine götürdüler. Tek adam rejimi inşa ettiler. Bunun da en son aşaması 16 Nisan mühürsüz referandumuydu. Biz ona gayrimeşru referandum diyoruz. Mühürsüz referandumuyla da 20 Temmuz darbesinin hukuki altyapısını kurdular ve tek adam rejiminin anayasal altyapısında tesis ettiler. Henüz bazı hükümler yürürlüğe girmemekle beraber, ilk seçimde yürürlüğe girecek olmakla beraber, aslında o hal şartlarında fiilen olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle fiilen tek adam rejimini uygulamaya başladılar. Yani o günden bu yana 2 senedir Türkiye fiilen bir tek adam rejimi altında yönetiliyor. Bütün bu çerçevede yönetemiyorlar. Yönetemedikleri ekonomik sıkıntılar yükselmeye başladı. Dövizin ateşi düşmüyor. İşte dolar 4 lira, euro 5 lira, benzin 6 lirayı geçti. Hepsi 4'ü, 5'i, 6'yı geçti. Enflasyon ve işsizlik çift taneli rakamlara geldi, dayandı. %11, %12 oldu. Yönetemiyorlar ve yönetemedikleri için hep bir arayış içindeydi AK Parti. Hangi arayış içindeydi? Paçayı ben ne zaman kurtarırım bu tablodan? Çünkü her geçen gün daha kötüye gidecek iş. Eğer 2019 yılına kadar işleri toparlayabileceklerine inansalardı, ekonominin ateşini düşürebileceklerine, işte bu problemleri çözebileceklerine inansalardı, seçimi 2019'a kadar şu veya bu şekilde taşıyacaklardı, götüreceklerdi ve biz zamanında seçim yapıyoruz diyeceklerdi. Bunu yapamadılar. Dış siyasette çuvalladılar. Türkiye'yi konjonktürel olarak sabah farklı, akşam farklı, konjonktüre göre karar alan, ne yaptığı belli olmayan, savrulan bir dış politikanın içerisine attılar. Türkiye içeride ve dışarıda siyasette ciddi sıkıntıların, krizlerin yaşandığı bir tabloya geldi. Yönetme yeteneğini kaybetti. Tek adam, son cümlem, tek adam rejimi yönetemiyor. Yönetemediği için de baktı ki bir sene içerisinde de çok böyle aydınlık, ferahlatıcı bir tablo göremiyor. Bir an önce paçayı nasıl kurtarırım bu işten diye baskın seçim kararı aldı. Erken seçim de değil. Onu soracağım. Sizce bu seçimin adı nedir? Valla şöyle, baskın seçim ama biz bunu bir şikayet anlamında söylemiyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz şey çok açık. Bu işe millet el koyacaktır. Türkiye'nin bugün bütün temel meselelerinin arkasında tek bir sebep vardır. Tek adam yönetimi, tek adam rejimi. Ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kadrosu da Türkiye'yi tek adam rejiminin kuyruğuna takmıştır son dönemde. Bir tek adam koalisyonu oluşturmuştur. Sayın Devlet Bahçeli de tek adam koalisyonunun sözcülüğüne soyunmuştur. Şimdi önceden anlaşarak mı iki lider bu tarih telaffuzunu yaptılar sizce? Danışıklı dövüş iddialarına ne dersiniz? Onu bilmiyorum. Onu yorumlamak da istemiyorum. Çünkü onun bir önemi yok. Önemli olan şey sandığın milletin önüne gelmiş olmasıdır. Biz bunu daha önce de söyledik. Çözüm millettir. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız ve daha ilk tek adam koalisyonunun sözcüsü Sayın Devlet Bahçeli 26 Ağustos'u telaffuz ettiği salı günü biz Sayın Genel Başkanımızla da istişare ederek
Derhal dedik ki Hodri Meydan. Hı hı. Biz varız. Yani beklemedik. Tek Adam Koalisyonu'nun büyük ortağı AK Parti ne diyor? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ne diyor? Bunların hiçbirisini beklemedik. Ne dedik? Türkiye bu problemden çıkmak zorunda. Siyaseten içeride ekonomik anlamda ciddi sıkıntı var. Siyasi sıkıntılar var. Dış politikada sıkıntılar var. Hukukun üstünlüğü yok olmuş. Adalet ortadan kalkmış. Türkiye sıkışmış ve bunun çıkışın yolu seçimdir, sandıktır. Hodri Meydan dedik. Bunu nasıl aldıklarıyla meşgul değiliz. Şunu yaptılar yalnız dün, neydi bu dediğiniz için söylüyorum. Tabii Tek Adam Koalisyonu'nun sözcüsü Bahçeli 26 Ağustos dedi. Dün AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan çıktı. 24 Haziran dedi. Hani meclis karar verir vermez nezaketini göstermek tenezzülünde de bulunmadı. Yani şunu da demedi. Biz 24 Haziran'ı teklif ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir irade. Onlar karar verirse olur deme tenezzülünde de bulunmadı. Nezaketinde de bulunmadı. 24 Haziran'da seçime gidiyoruz diye meclisin de üzerinde olduğunu ima eder, ihsas eder bir dil kullandı. Onu da bir not için düşüyorum burada sadece. Şimdi buradaki tablo 24 Haziran'a meseleyi çekerek bunu bir baskın seçimle göya muhalefeti hazırlıksız yakalayarak işi kotarma hesabı içerisine girdiler. Girdiklerini sanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kurtuluş yok. Yani 24 Haziran'da da biz bu tabloda baskın seçim yapmakta isteseler o baskın seçim onları basacak. Onların ayağına dolanacak. Bir OHAL meselesi var. Orayı ayrıca biz hazırız diyorsunuz ama şimdi tabii burada merak edilen Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. CHP'nin adayı kim olacak? Bu noktada sizi sıkıştırdı mı bu tarih? Yok, hayır. Bu tarihin bizim adaylıkla ilgili meseleyi sıkıştırmadı. Müsaade ederseniz adaylık meselesini biraz rahat ve açık ferah anlatmak istiyorum. Lütfen. Bu arada söyleyeceğim bir şey var. Biz Hodri Meydan dedik. Salı günü dedik. Dün tekrar açıklayınca Haziran tarihinde dediği yine Hodri Meydan dedik. Hala da diyoruz. Biz hazırız seçime. Yalnız kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Anadolu'da, Türkiye'de bir söz vardır. Hı hı. Kavganın bile mertçe olması gerekir. Mertçe olanı makbuldür. Yani erken seçim, baskın seçim yapacaksın. Türkiye'yi OHAL şartları altında bir referandumdan, mühürsüz referandumdan geçirdiler. Şimdi Türkiye'yi OHAL şartları altında bir seçime sokamazsınız. Onun için seçim yapmayalım demiyorum. Yapacağız seçimi ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçimi OHAL şartlarında yapmanız seçimin üzerine gölge düşürür. Milletin iradesinin üzerine gölge düşürür. Onun için bugünden itibaren derhal olağanüstü hali kaldıralım. Bu mesaj anlaşıldı diye düşünüyorum. CHP'nin durumuna bir geçelim. O hali kaldıralım. Şimdi gelelim adaylık. Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bizim bu konuda çok avantajlı bir noktadayız. Sıkıştınız mı dediniz ya, tam tersine. Bizim sıkışmış hiçbir şeyimiz yok. Sıkışan Tek Adam Koalisyonu. Çünkü Tek Adam Koalisyonu'nun bir tane adayı var, bir tane seçeneği var. Başka bir seçeneği yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesine odaklanmış ve bütün iktidar formülasyonunu onun üzerine kurgulamış bir yapı var. Birinci turda da aday Erdoğan olacak, ikinci turda da aday Erdoğan olacak ve Erdoğan seçilecek. Başka yolları yok. Biz öyle değiliz. Biz Türkiye'nin kutuplaşmış tablosundan çıkmasını istiyoruz. Millet huzur istiyor. Millet her sabah, her gün 5 sefer televizyonlarda konuşup sağa sola hakaret ederek milleti bölen bir cumhurbaşkanı istemiyor. Milleti bölen bir yönetici istemiyor. Milleti bölen bir hükümet istemiyor. Kavga dili istemiyor. Artık sandık geldi. Bir huzura kavuşalım ya. Nasıl kavuşacağız huzura? Toplumu uzlaştıran bir siyaseti inşa ederek, tesis ederek. Nereden çıkaracağız bunu? Sandıktan çıkaracağız. Uzlaşma nerede olur? Uzlaşma toplumun birçok rengini bir araya getirerek olur. Onun diliyle. Biz 16 Nisan referandumunda başlayan hayır buluşmasıyla, daha sonra da Haziran'da Sayın Genel Başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşüyle çok geniş bir mutabakat yakaladık.
demokrasi, adalet ve huzur hareketi oluşturur. Şimdi süreyi iyi kullanabilmek şimdi, açısından... Şimdi hemen tamamlıyorum bunu. Bu çerçevede bizim seçeneklerimiz çok geniş. Aday konusunda sıkışmadık. Biz herhangi bir kişinin adaylığına endekslenmiş bir siyasi parti değiliz. Tam tersine bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak ve bu geniş kesimin, farklı siyasi partilerin, farklı görüşlerin de gönlünü, yüreğini hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmeyi istiyoruz. Bu noktada seçenekler çok. Her parti kendi adayını gösterir. Biz çıkarırız adayımızı. Diğer siyasi, zaten Sayın Akşener aday olduğunu açıkladı. İşte Saadet Partisi adayını çıkarır. HDP aday çıkarır. Ondan sonra başka adaylar çıkabilir. Bu adayların içerisinde biz de çıkarırız adayımızı. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa, ikinci turda demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Tamam, yani birinci turda tek bir adayın etrafında toplanmak da mümkün olabilir. Yani bu seçenek de mümkün. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir biçimde, zaten YSK bir takvim açıkladı. O takvim süreci içerisinde bu seçeneklerden hangisinin doğru sonucu çıkaracağına bakacağız ve karar vereceğiz. Şimdi önce CHP'nin kendi içinde bu kararı vermiş olması gerekiyor. Sonra partilerle bir görüşme, bir temas sağlanır. CHP'de bu aday kim olabilir? Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu olur? Eğer olmazsa bugün hükümet sözcüsü Bozdağ dedi ki er meydanı kuruldu, baş pehlivanlar da meydana çıktı, aday olmazsa ülkeyi yönetmeye talip değiliz demektir. Yani tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde en güçlü isim Sayın Genel Başkanımızdır. Ben hep her yerde söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Benim gönlümden geçen isim Sayın Genel Başkanımızdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur demek şu aşamada, benim bunu deme yetkim yok, buna mezun değilim. Bu benim gönlümden geçendir. Doğal, yani bir partinin genel başkanının aday olmasına da hiç kimse itiraz etmez. Ama bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Baştan biraz uzun tutma sebebim o. Bu mesele sonuç alma meselesidir. O sonucu biraz önce söylediğim tabloda Türkiye'nin uzlaşma kültürünü en iyi temsil eden isim kimdir diyorsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ben bunda hiç tereddüt duymuyorum. Kimse de tereddüt duymaz. Ama bu sadece bizim kararımız değil, Türkiye'de bir esaslı mutabakatla ortaya çıkacak bir karar olacaktır. O yüzden o karar süreçlerini tüketmek gerekiyor. Sayın Bozdağ'ın sözüne gelince, yani şimdi bir şeyi anlamak mümkün değil, yönetmeye talip değil demek ki diyor. Yönetme partilerin işi, kişilerin işi değil. Şimdi o zaman sormak lazım. Cumhur İttifakı diyorlar. Sayın Devlet Bahçeli de aday değil, Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor. O zaman Bekir Bozdağ'ın sözü aynı zamanda Devlet Bahçeli'ye mi yönelik? Devlet Bahçeli yönetmeye talip değil mi diyor? Devlet Bahçeli'yi pehlivandan saymıyor mu? Yani şimdi Devlet Bahçeli baş pehlivan burada şeyse, Sayın Erdoğan'sa, Devlet Bahçeli güreşçi tabiriyle söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, baş pehlivanın yağcısı mı, yağ süreni mi? Yani böyle bir şey olur mu? Anladım. Bu uygun bir tarz değil. Onu anlatmak için söylüyorum. Yoksa başka bir sebep en değil. En kısa zamanda adayımız belirlenecek dediniz. Bu ne zaman ve hangi süreçlerle? Çok yakın. Yani önümüzdeki günlerde çok hızlı bir biçimde. Aday yoklaması, merkez yoklaması, parti meclisinden karar çıkarılması hangi yöntem üzerinde? Önümüzde tabii parti meclisi bir karar verecek bu konuda. O bizim için 2 günlük bir iştir. Hemen parti meclisini toplarız ve bunu etraflıca görüşürüz. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içerisinde, daha kararlaştırmadık ama önümüzdeki hafta içerisinde genel başkanımız muhtemelen parti meclisini çağıracaktır. Yöntem konusunu o çerçevede belirleyecektir. Yöntemin belirlenmesi yetmiyor. Adayın da orada belirlenmesi lazım. Yani yöntem eğer ön seçimse zaten bununla ilgili adayı üyeler belirleyecektir. Bu konuda uyum yasası çıkmadı daha. Cumhurbaşkanı seçiminde, yani milletvekili seçiminde aday saptama yöntemine ilişkin bir düzenleme var şu kanunda. Ama uyum yasasını görmeden karar vermek mümkün değil. Çünkü milletvekili seçiminde şu anda ön seçim yapıyoruz dediğinizde onun yasası yok. Yargıç gözetiminde yapamazsınız. Parti denetiminde yapabilirsiniz. Onları da bir beklememiz, görmemiz gerekiyor. Bu süreçte Saadet Partisi ile ve İYİ Parti ile temasa geçecek misiniz? Mutlaka görüşmeler olacaktır partilerle ve onların da görüşü alınıp bu çerçevede en doğru noktaya ulaşılacaktır. Doğru yöntem budur. Yani CHP kendi adayını çıkarmadan önce mi görüşür sizce, yoksa? O görüşmeler sürekli devam ediyor. Yani adayın çıkarılıp çıkarılmamasına bağlı olmadan zaten devam eden bir süreç var.
Tabii bu arada hızlanacaktır o. Sadece aday için değil, bir de seçim ittifakına imkan veren bir yasal düzenleme de var. CHP böyle bir ittifak için çalışır mı 24 Haziran'a kadar? Tabii yani bu seçim sadece bir cumhurbaşkanı seçimi değil, bir parlamento seçimi önemli. Ve biz tek adam rejimine itiraz ederken güçlü bir parlamento, kuvvetler ayrılığına dayalı bir yapı, adil seçim, seçim güvenliği, hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerden bahsediyoruz. Hı hı. İlkeler ittifakı dedi Sayın Genel Başkanımız. Sayın Temel Karamollaoğlu da aynı şeyden bahsediyor. Sayın Akşener de, yani diğer siyasi partilerde de ilkeler ittifakı konusunda, ilkeler etrafında buluşmak, ittifak, hı hı, belki kavramını kullanmak da doğru olmayabilir. İlkeler etrafında buluşmak, bir ilkeler ittifakı, ilkeler beraberliğinden bahsediliyor. Dolayısıyla o ilkeler, bu çerçevedeki ilkelerin bir tanesi de, en önemlisi, güçlü meclis. Güçlü meclisin olabilmesi için parlamentoda baraj etkisinden kurtulmuş bir seçim olması gerekir. Biz barajı kaldıralım dedik, kabul etmediler. Kabul etmeyip arkasından dolanmaya kalktılar. Ne yaptılar? Döndü, Milliyetçi Hareket Partisi için barajı sıfırlayıp bu ittifak yasasıyla diğer partiler için barajın olduğu gibi kalmasını düzenledi. Şimdi bu çerçevede siyaset buna bir başka seçenek üretebilir. Üretmelidir. Nedir ama şu orada? Aşamadan sonra seçim barajının düşürülmesi gibi yeni bir düzenleme yapılması beklenmedi. Aynı yöntemle bu sefer barajı diğer partiler için de sıfırlayacak bir ittifak modeli üzerinde çalışılabilir. Tam da onu soracağım. Oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın yanında bir ilkeler ittifakı görme ihtimalimiz var mı? İçinde vardır CHP. Tabii. Kim olduğunu saymıyorum ama vardır. O ihtimal de mutlaka vardır. Mesele bu ittifakın hangi ilkeler etrafında buluşabileceğidir. Bu ittifakın gerçekleşmesi birden fazla ittifakta olabilir. Tek bir ittifakta olabilir. Bir ittifak farklı ittifak dışı partilerin gireceği bir oy pusulasıyla da karşılaşabiliriz. İşte bu siyaset mühendisliğidir. O siyaset mühendisliği iki türlü çalışır. Ya Türkiye'nin şerri için çalışır, tek adam rejimi için, ya da Türkiye'nin hayrına çalışır, o da demokrasiyi güçlendirmek için. Bizimki hayrına çalışır buradaki siyaset mühendisliği. Şunu görüyorum, yani Saadet Partisi ve İyi Parti ile bir seçim ittifakı şeklinde, pusulaya da yansıyacak şeklinde bir birlikteliğe kapıyı kapatmıyor CHP, ama görüşmeler yapılması gerekiyor. Hiçbir ittifaka kapıyı kapatmıyoruz. Hiçbir ittifakla ilgili de ön şartımız yok. Mutlaka ittifak olacak diye bir şartımız da yok. Tek bir şartımız var. Demokrasiyi güçlendirecek, Türkiye'yi bu sıkışmışlıktan çıkaracak bir iktidar projesi var. O proje AK Parti'nin içinde olduğu bir proje değil, şu andaki temsil ettiği anlamıyla söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla bir yeni seçenek üretilecek. Cumhurbaşkanı adayı olan kişi milletvekili olamaz şeklinde bir düzenleme Kılıçdaroğlu'nun durumunu nasıl etkiler? Biz hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Yani nasıl etkileyecek? O durum, milletvekilliği meselesiyle meşgul değiliz. Bir kere zaten genel başkanımız aday olursa, ki genel başkanımız ya da bir başkası, cumhurbaşkanı seçilecek zaten. Yani bizim şöyle bir ihtimalimiz yok. Aday olacak, seçilemeyecek, parlamento dışı kalacak. Öyle bir şey yok. Aday olursa zaten cumhurbaşkanı olacak, hükümet kuracak. Ha, başka bir tercihi dillendirirse, öbür tarafta da milletvekili adaylığı üzerinden bir süreci yürütmüyoruz. Bu dava kişisel bir dava değildir. Bu dava milli bir davadır. İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Bu nasıl etkiler? Abesle iştigal olarak görüyorum. Ayıp görüyorum. Ayıp. Yani bu tartışmaya Yüksek Seçim Kurulu'nun sebebiyet veriyor olmasını dahi ayıp görüyorum. Türk seçim tarihi açısından ayıp görüyorum. Hukuk açısından ayıp görüyorum. Niye ayıp görüyorum? Türkiye sanki ilk defa bir seçim yaşıyormuş gibi. Allah'ınızı severseniz 1950'de çok partili rejime geçtik. 68 yıl geçti. 68 yıl içerisinde bizim bir seçim pratiğimiz var. Çok partili seçim pratiğimiz. Daha öncesi de var da çok partili seçim pratiğimiz var. Yüksek Seçim Kurulu 1960'tan sonra yargı denetiminde kuruldu. 1960'tan sonra da YSK denetiminde, yargı denetiminde yapılan 58 yıllık bir çok partili seçim pratiğimiz var. Şimdi burada Yüksek Seçim Kurulu'nun içtihatları var. O içtihatlara baktığınız zaman, yerleşik içtihatlara baktığınız zaman, İyi Parti bugünkü durumuyla seçime girme hakkına sahip. Peki. Bir sadece İyi Parti değil. Son cümleyi alıyorum. Demokratik Sol Parti de aynı durumda.
DSP'yi de şimdi seçim dışı bırakıyormuş gibi görülüyor. Halbuki bugüne kadarki yerleşik iştahatlar gereği Demokratik Sol Parti de seçime girme hakkına sahip. Bunları dışarıda bırakıyor. Yüksek Seçim Kurulu, bu ayıp onundur. Yüksek Seçim Kurulu buna fırsat vermemeli. Verirse, son cümlem, YSK, Yüksek Seçim Kurulu diyoruz ya, YSK Yüksek Sabotaj Kurulu haline dönüşür. Seçimi sabote etmiş olur. Peki, çok teşekkürler Bülent Tezcan. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan erken seçim tartışmalarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı. Söz yeniden İstanbul'da Seda Öğretir'de.